Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve aşere Mübeşşere'den Abdurrahman bin Avf Ez-Zühri'nin bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 1655. rivayetle başlayalım okumaya inşallah. Abdurrahman bin Avf'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mutayyiplerin ahitleşmelerinde amcalarımla birlikte ben de bulundum. O sırada ben çocuktum. Kızıl develerim olsa da bu yeminden dönmek istemezdim. Zühri dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam cahiliye döneminde yapılan yeminleri ancak pekiştirir. İslam'da cahiliye döneminde yapılan bu tür anlaşmalar artık yoktur buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş ile Ensar'ı birbirine kardeş kılıp kaynaştırmıştı. Biliyorsunuz, "Hılful Fudul" deniliyor. Yani güzel insanların yaptıkları bir anlaşma var. Mekke yıllarında Efendimizin çocukluktan gençliğe döndüğü evrede ve Resulullah Efendimiz Abdullah bin Cuda'nın evinde yapılan bu anlaşmaya o da katılmıştı bu yemine. Yani haksızların haksızlığına son verilecek, mazlumların elinden alınanlar onlara geri teslim edilecek, zalimlere dur denilecek anlamına gelebilen Mekke'nin belki en şerefli işlerinden birisiydi bu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu ifade ediyor. Kızıl develerim de olsa bu yeminden dönmek istemezdim dedi. Fakat daha sonra şunu bize ifade etti. İslam cahiliye döneminde yapılan bu tür yeminleri ancak pekiştirir. Yani o zaman yapılan bu tür güzel işler İslam'da zaten vardır, İslam'ın bünyesindedir. Bunlar zaten devam edecek çizgilerdir. Fakat İslam geldikten sonra cahiliye döneminde yapılan bu tür anlaşmalar artık yok. Yani bunlara yeniden ihtiyaç hissedilmez. İslam varken İslam'ın çözümleri varken, İslam'ın toplumsal ve bireysel hayata getirdiği şifalar varken insanların hılful fudul gibi anlaşmalardan bir şifa beklemeleri, bir çözüm beklemeleri Onları kendilerine dayanak edinmeleri anlamsızdır. Kimileri Allah korusun belki bir zillet ile batı karşısındaki yenilgimizin oluşturduğu bir tavırla çözümü, toplumsal çözümleri buralarda aramaya çalışıyorlar. Oysa İslam gelmiştir. Allah'ın ayetleri tamamlanmıştır. Din en güzeliyle nasıl kurtulacağımızın yolunu da bize söylemektedir. Tüm acziyetlerden, tüm zilletten her konuda Öyleyse çözüm buradadır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlaşmadan çok daha güzel yaptığı bir anlaşma var. O da Medineli Müslümanlarla, Ensar ile Mekke'den hicret etmiş muhacir Müslümanlar, Kureyşleri birbirine kardeş yaptı ve onlar bunu en güzel bir tarza devam ettirdiler. Abdurrahman bin Avf'ın bize rivayet ettiği hadis-i şerifleri okuyorum. Hemen bir sonraki hadis-i şerif 1600 56. rivayet. i̇bn Abbas aktarıyor bunu aslında bize. Ömer ona dedi ki Hazreti Ömer delikanlı. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'le Abdullah İbni Abbas'ın arası çok iyi. Ona değer veriyor, hürmet ediyor Hazreti Ömer. Onun ilminden dolayı. Delikanlı, namazında şüpheye düşen kimsenin ne yapması gerektiğine dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den veya ashabından birinden bir şey duydun mu? diye sordu. Bakın ne kadar hoş bir şey bu. Hazreti Ömer, halife, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yanı başına bulunan zat. Ama kendisinden küçük olan, genç olan, delikanlı durumda olan Abdullah İbni Abbas'a bir konuyla ilgili soru soruyor, bir bilgi istiyor. Dolayısıyla ilim budur işte. İlim tevazunun hasıdır, kendisidir. Tevazu olmadığında ilim de olmaz güzelce sorarsın. Bilen bildiğini söyleyecek, bilmeyen de soracak en güzel bir şekilde. Kim olursa olsun, öğrenci bize bir çocuk bile hakikati anlatıyorsa en efendi tarzda oturur ve dinleriz. Ama hakikati anlatmayan hangi apolet, hangi kimlik, hangi e, titirle konuşursa konuşsun bizim için hiçbir anlamı, önemi yoktur. Bu sırada Abdurrahman bin Avf geldi ne konuşuyorsunuz diye sordu. Ömer Allah ondan razı olsun. Şu delikanlıya namazdan şüpheye düşen kimsenin ne yapması gerektiğine dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemine veya ashabından bir şey duydun mu diye sordum. Cevabını verdi. Bunun üzerine Abdurrahman şöyle dedi. Allah ondan da razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Sizden biri namazında şüpheye düşüp bir rekat mı yoksa iki rekat mı kıldığını bilemezse bir rekat kılmış gibi devam etsin. İki mi yoksa üç rekat mı kıldığını bilemezse iki rekat kılmış gibi devam etsin. Üç mü yoksa dört rekat mı kıldığını bilemezse üç rekat kılmış gibi devam etsin. Sonra namazını bitirince selam vermeden önce oturur vaziyetteyken iki secde yapsın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle buyurduğunu Abdurrahman bin Avf işitmiş ve bunu Ömer Efendimiz'e söylerken de Abdullah bin Abbas ondan duydu, öğrendi ve bize aktardı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz ve Abdurrahman bin Avf hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. Namaz kılan kimsenin namazda tereddütü olduğunda nasıl namaz kılacak ile ilgili rivayet okuduk 1656. rivayet şimdi 1659. rivayet okuyacağım İbrahim bin Abdullah bin Kariz babasını şöyle dedin rivayet etmiştir Abdurrahman bana şöyle dedi ki o Abdurrahman bin Afı ziyarete gitmiş onu ziyarete gittiğimde Abdurrahman Allah kendisine razı olsun bana şöyle dedi akrabalık bağı da seni gözetsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah buyurur ki: Ben Rahman'ım. Akrabalık bağını, rahmi yarattım ve ona kendi ismimden, Rahman ismimden bir isim verdim. Bundan dolayı bu bağı gözeteni ben de gözetir. Bu bağı kesenden rahmetimi keserim veya bu bağı tümden kesenden ben de her şeyi keserim. Ya Rabbi sen bizi muhafaza buyur. Bir daha anlamaya çalışalım inşallah. İbrahim bin Abdullah bin Kariz babasının şöyle dediğini rivayet ediyor ki onun babası hasta olan Abdurrahman bin Avf'ın ziyaretine gitmiş. Abdurrahman onun bu ziyaretinden hoşnut, memnun olarak onu müjdeliyor. Akrabalık bağı da seni gözetsin diyor. Allahu Ekber ne hoş. Akrabalık bağı da seni gözetsin. Ve ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu bilgiyi aktardı ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allahu Teala'nın ona söylediğini Müslümanlara aktardı. Rabbimiz demiş ki ben Rahman'ım, ben Rahman'ım akrabalık bağını yarattım. Yani Rahmi yarattım ve ona kendi ismimden bir isim verdim. Rahman olan Allah rahmetinin tecellisi olarak akrabalık bağına Rahim ismini verdi. Bundan dolayı bu bağı gözeteni ben de gözetir. Yani ziyaretini yapan, akraba arasına güzel davranan kimseyi ben de gözetirim. Bu bağı kesenden rahmetimi keserim. Ya da bu bağı tümden kesenden ben her şeyi keserim. Allah'ım bizi koru. Bessiz, bereketsiz bir hayata doğru yürüyen Müslümanlar olarak düşürmek zorundayız. Allah'la bağlantımız kesildiğinde ve her şeyle zaten bağlantımız bitiyor. Rahman olan Rabbimizin ayetlerinden uzak kaldığımızda, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatından uzak kaldığımızda hayat buharlaşıyor, mahvolup gidiyoruz. Bununla beraber Rabbimizin emrettiklerini yerine getirmek, yasaklarından kaçmak zorundayız. Bunların en hassası akrabalık bağ. Modern zamanlar insanlar birbirinden koparttı. Liberal hayatlar ortaya çıktı. İnsanlar konudan komşudan uzak durumdalar. İnsanlar eşlerine bile dönüp bakmıyorlar. Çocuklarıyla bile alakaları yok. Çocuklar babalarından uzaklaşmış durumdalar. Akrabalık emmiler, amcalar, halalar, dayılar, teyzeler artık bizim ilgimiz dışına çıktı. Bayramdan bayrama görüşmeler, mesajlar gibi idare ediyoruz. Öyleyse bütün dünyanın bize dayattığı bu yeni hayat karşısında direneceğiz. Direnmenin en önemli yanı bu ziyarettir. Bir, Allah'la bağlantıyı, vahiyle bağlantıyı kopartmıyoruz. Her şeye rağmen. iki akrabalık bağını kopartmıyor, ona doğru dönüyoruz. Böylece hayatımızda bereket olacak, rahmet olacak inşallah. Olabildiği kadar. Belli periyotlarla mı diyeceğiz, zaman zaman mı diyeceğiz ama ilgiyi kesmiyoruz. Bizimle ilgiyi kesseler bile biz ilgiyi kesmeyeceğiz. Çünkü biz bunu Allah için yapıyoruz. Onlar geldi diye gitmiyoruz. Ya Allah dedi diye, Rabbim bizden razı olsun diye inşallah eksiklerimizi tamamlayalım. Konuşan kardeşiniz olarak ben niyetimi güzelleştireyim. Dinleyen kardeşlerim olarak sizler niyetinizi güzelleştirin. Bütün amellerimizi iyileştirme derdindeyiz ama özellikle bu uyarıyı hemen gözümüzün önüne koyuyor. Yapılabilir bir durum. Az bir çabayla bu ziyaretleri gerçekleştiririz Allahu Teala'nın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdurrahman bin Avf'ın rivayetleriyle birlikteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduklarını bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın beş vakit namazını kılar. Ramazan orucunu tutar. Namusunu korur ve kocasına itaat ederse ona Dilediğin cennet kapısından cennete gir denilir. Allahu ekber. Allah'ın kadın kullarına müjdeli bir haber. Kadın beş vakit namazını kılar. Ramazan geldi, orucunu tutar. Namusunu korur ve kocasına itaat ederse. Dilediğin cennet kapısından cennete gir denilir kendisine. Allahu Teala dilediğine dilediği sorumluluğu verendir. Dilediğinden Allah-u Teala dilediğini bekler, ister, emreder. Yetkiler ona ait. Faziletleri belirleyen, üstünlükleri belirleyen, yükleri ayarlayan odur. Dolayısıyla Allahu Teala'nın erkek kulları Allah'ın kendilerinden istediklerini yerine getirmek zorunda. Dolayısıyla rol kapmaya çalışmaz başkalarında. Rabbim bana bunu emretti, ben bunu yapacağım. Allah'ın kadın kulları Allahu Teala'nın kendileri için seçtiği, beğendiğine razı olurlar rol kapmazlar. Başka role girmezler. Dünya sihirbazlarının kendilerinden istediğini yerine getirirlerse helak olacak kadınlar ve erkekler. Rabbim kadınlardan ne istiyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle özet söyleyi verdi. 5 vakit namaz, ciddiyetle takınılacak beş vakit namaz. Her şeye rağmen, misafire rağmen, bulaşığa rağmen, çamaşıra rağmen ya da anne babaya gitmeye gelmeye rağmen, gezmeye tozmaya çalışmaya rağmen hangi hayatı yaşıyorsa kadınlar, hangi pozisyonda, hangi durumda iseler anne ya da kız ya da hanım ya da ne halde iseler namaz namazsız olmaz. Oruç o da öyle. Allahu Teala'nın izin verdiği dönemler, günler var onlara. Onlar hariç onlar Allahu Teala onlar için kolaylaştırdı. Namuslarını da korurlarsa, iffetli davranırlarsa ki Bugünkü çağda bu çok zorlaştı. Bunun için özel gayret gerekecek. Üstlerini başlarını koruyacaklar, gözlerini koruyacaklar. Yabancıların kendilerine bakacağı albenili bir tavırdan vazgeçecekler. Ayaklarını yere vurmayacaklar. Evleri onlara yetecek. Başkalarına beğendirmeye çalışmayacaklar kendilerini. Kadın dünyasında kendilerini sergilerken kocalarına kendilerini kapatmayacaklar. Namuslu olacaklar velhasıl bir de kocalarına itaat ederlerse, yani onun dediğini tamam verirlerse, zaten ben senin içinim derlerse, ki bunu Allah için yapıyorlar, o zaman cennetin kapıları onlara açılmış, dilediğinden girebilir, seçebilirler. Bu kolaydır, fakat kolay gibi görünenler ne kadar zordur. Rabbim kolaylaştırsın analarımıza, hanımlarımıza, kızlarımıza, kız kardeşlerimize. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 1662. rivayet ile birlikteyiz. Abdurrahman bin Avf'ın şöyle dedi, rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitten çıkınca peşinden gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hurmalığa girip secdeye kapandı. Secdeyi o kadar uzattı ki Allah'ın onu vefat ettirmiş veya canını almış olmasından korktum ve gelip ona baktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırıp "Ne oldu ey Abdurrahman?" diye sordu. Duyduğum endişeyi ona anlatınca şöyle buyurdu. "Cebrail bana şöyle söyledi. Sana müjde vereyim mi? Allah Teala sana şöyle buyuruyor. Kim sana salavat getirirse ben de salat ikram ederim. Kim de sana selam ederse ben de onu selamlarım. Allahümme salli ala Muhammed. Allah'ın selamı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Bu hadis-i şerifin bir benzeri 1664. rivayet de. Ben de diyor bu yüzden şükür secdesine kapandım. Bu müjdeyi alınca kim sana salat dua ederse ben de salat ikram ederim. Kim de sana selam ederse ben de onu selamlarım dedi ya Rabbimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve Cebrail bu müjdeyi getirdi ya. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem bu müjdeyi alınca Allah'a şükür için secdeye kapandım buyurdu. Bize bu cimlikten uzaklaşıyoruz. Onun adı anıldığında hemen salat ediyor. Selamlarımızı iletiyoruz ona. Abdurrahman bin Af'ın rivayet ettiği hadislerden 1665. rivayeti okuyacağım inşallah. Ebu Seleme bin Abdurrahman babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir yolculuktaydık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iş için yanımızdan gittikten sonra namaz vakti geldi. Ben öne geçip imam oldum. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve arkamda bir rekat kıldı. Uydu Abdurrahman bin Avfa bir rekat kıldı. Selam verip namazı bitirdikten sonra doğru yaptınız, iyi yaptınız buyurdu. Bunu bir sevinç olarak Abdurrahman bin Avf bize aktarıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu yokluğunda Müslümanlar boşluk çekmiyorlar. Hemen Abdurrahman bin Avf onlara imam oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince de ona uydu. Dolayısıyla müminler çözümü biliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara yolu yordamı öğretmişti ama onaya da ihtiyaçları var ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru yaptınız, isabet ettiniz buyurdu. 1667. rivayeti okuyacağız. Abdurrahman bin Af'ın rivayet ettiği Ahmet bin Hambel'in müstedinde elhamdülillah okumaya devam ediyoruz. Arap kabilelerinden bir topluluk Medine'ye Resulullah'ın yanına gelip Müslüman oldular. Ancak Medine'nin havasına alışamayıp hummaya yakalandılar. Ateşli bir hastalık anlayabildiğim kadarıyla. Bu yüzden Medine'den çıktılar. Çıktıktan sonra asaptan peygamberimizin arkadaşlarından bazılarıyla karşılaştılar. Asab ı kiram onlara neden geri döndünüz diye sorunca bahane olarak dediler ki Medine hummasına yakalandık. Ashab-ı kiram dediler ki Resulullah da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da bu konuda Sizler için güzel bir örneklik yok mu dediler. Bak o girdi, şehirde kaldı. Onlar da hastalandılar, muhacirler. Ama durdular, sebat ettiler. Allah şifalar ihsan etti anlamında. Bu konuda sizler için peygamberde sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir örneklik yok mu dediler. Ama onlar dinlemediler anlaşılan. Çekip gittiler. Ardından ashabtan bazıları onlar için münafık bunlar derken bazıları da münafık değil. Müslümandır filan dediler aralarında bir Tartışma oldu. Bunun üzerine Allahu Teala Nisa suresi 88. ayeti kerimeyi indirdi. Münafıklar hakkında iki fırka olmanız da ne diye? Allah onlar yaptıklarından dolayı baş aşağı etmiştir. Yani bu konuda sizin kalbiniz netleşsin. Öyle ya da öyle düşünmeyin. Kur'anla değerlendirmeler yapacağız. İnsanları değerlendirirken de bu elimize mühür olması anlamına gelmez şunlar kafir, bunlar münafık, bunlar şöyle, bunlar böyle demeyeceğiz. Fakat bir tavrı anlarken Kur'an'la anlayacağız. Hicretini bırakıp küçük bahanelerle bu işten sıvışmak işte münafıklara özgü bir ameldir. Müslüman oluyor ama İslam onlara bir zorluk, bir sıkıntı ürettiğinde de tırsıyorlar, kaçıyorlar, gidiyorlar. O zaman bu işte Kur'an bilgisiyle nifak tavrıdır. Bu konuda ikiye ayrılmayın. Zihninizi Allah ve Resulü belirleyecek böyle davranın diye anlayalım biz de inşallah. Çünkü dünya insanları değerlendirirken de bugün Müslümanlar farklı farklı değerlendirmelere sahipler. Çünkü bilgilenmelerimiz Kur'an ve Sünnet kaynaklı değil. Herkesin dilinde ayetler, hadisler olabiliyor. Ama bütünlüklü bir bakışa sahip olmak noktasında zaaflarımız var ve bakışlarımızı değerlendirmelerimizi dünyanın başka bilgi kaynakları oluşturuyor. Televizyonlar, filmler, diziler, şarkılar gibi ya da eğitim ortamları. Daha çok Kur'an, daha çok hadis zihnimiz bunlarla dopdolu olacak ve felsefeleri, düşünceleri, olayları değerlendirirken Allah ve Resulü'nün bak dediği yerden bakmayı öğreniyoruz inşallah. 1671. rivayet. 1671. rivayet. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdurrahman bin Avf'ın bize aktardı. İbn-i rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla savaşıldığı sürece hicret bitmez buyurdu. Düşmanla savaşıldığı sürece hicret bitmez. Muaviye, Abdurrahman bin Alf ve Abdullah bin Amr bin El As'ın rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Hicretin iki özelliği vardır. Birincisi günahları terk etme. Diğeri de Allah'a ve Resulüne hicret etmendir. Yani Müslümanların egemen olduğu, Allahu Teala'nın ayetlerinin, kurallarının hakim olduğu, Resulünün istediği bir hayatın hakim olduğu topraklar hicret etmek, hicretin bir türü. Diğeri de günahları terk etmek ki ilk hicret akidede oldu aslında. Şirkten tevhide göç ediş, kötü bir hayattan, cahiliye hayatından iman hayatına, iman düşüncesine göç ediş birinci hicret. Biz bunu müddessir ve muzdemmil öğreniyoruz ve Müslüman buna hep devam edecek hayatının her döneminde günahlardan hicret edecek. Ama diğeri coğrafi anlamda mekansal hicret de neyle devam ediyor? Düşmana savaşıldığı süreç. Tevbe kabul edildiği sürece hicret bitmez. Yani bu günahlarla ilgili hicreti anlıyoruz. Tevbe kabul edildiği sürece hicret bitmez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe kabul edilir. Demek ki güneş batıdan doğuncaya kadar hicret de devam edecek. Hareketli bir hayatın sahibiyiz. Günahlardan, isyandan Allah'a hicret ediyoruz. Allah'ın sevdiği bir ortamı oluşturmak için Müslüman sürekli çabalıyor. Ama güneş batıdan doğunca her kalbe içinde olanla mühür vurulur ve insanların amel yapması biter. Ya Rabbi sen bizi kur. İnsanlar için bu ölümdür ama kainat için güneşin batıdan doğması kıyamettir. O geldiği zaman ise kalbe mühür vurulur. Artık içinde ne varsa onunla kalır. Amel de kar etmez. Amel yapması artık zaten imkan dahilinde değildir. 1673. rivayeti okuyacağız inşallah. Abdurrahman bin Af'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir günü safta yani ordular karşı karşıya geldi. İslam ordusunun safında dururken sağıma ve soluma baktığımda Ensardan olan Medineli henüz genç iki delikanlının arasında durduğumu gördüm. Bunlardan daha güçlülerin arasında durmuş olmayı temenni ettim. Yani bunlar daha delikanlı, şöyle yanımda olanlar az daha sağlam adamlar olsaydı diye düşündüm diyor. Bunlardan biri beni dürtüp, amca Ebu Cehil'i tanıyor musun diye sordu. Ben, evet ondan ne istiyorsun yeğenim diye karşılık verince Resulullah'a sövdüğünü öğrendim. Ebu Cehil'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sövdüğünü öğrendim. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onu görürsem ikimizden eceli daha çabuk gelecek olanımız ölünceye kadar kendisinden ayrılmayacağım dedi. Kafaya takmış. Ebu Cehil'i haklayacak. Ya ben ya o diyor. Ve Ama onu tanımıyor da. Sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kötü davrandı. Sövdü bunu biliyor. Bu sırada Ebu Cehil'in insanlar arasında dolaştığını gördüm. Ve onlara görüyor musunuz? İşte biraz önce sorduğunuz adam budur dedim. Ebu Cehil'i gösterdi. Onlar da hemen kılıçlarını çekerek karşısına çıktılar ve öldürünceye kadar ona vurdular. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip onu öldürdüklerini bildirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hanginiz onu öldürdü diye sorunca ikisi de ben öldürdüm ben öldürdüm diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıçlarınızın üzerindeki kanları sildiniz mi? Hayır cevabını verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her iki kılıca da baktı ve her ikiniz de onu öldürmüşsünüz buyurup Ebu Cehil'in üzerindeki eşyaları ganimet olarak Muaz bin Amr bin el Cemuha vermeye hükmetti. Bu gençler Muaz bin Amr bin El Cemuh ve Muaz bin Afra idi. Allah kendilerine razı olsun bu delikanlarda. İman sevgi ya da nefrettir. Dolayısıyla Ebu Cehil'e olan düşmanlıkları kesinlikle onu tanıdıklarından, kabilesinden, ırkından ya da başka bir nedenden dolayı değildi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorlardı. Ona iman etmişlerdi ve onun düşmanı onların da düşmanıydı. Bu pak iman ile birlikte savaş meydanındaydılar. Eğer Ebu Cehil iman etseydi o onların dostu oluverecekti. Çünkü Ebu Bekir'i de tanımadan sevdiler. Ömer'i de tanımadan sevdiler. Ebu Cehil'i de tanımadan düşman oldular. İman belirliyor ve kavganın nerede devam edeceğini de iman karar verecek. Ahmet bin Hanbel'in Müsnedini okuyorum. Abdurrahman bin Af'ın bize aktardığı hadis şeriflerle birlikteyiz. 1674. rivayeti okuyacağım ve inşallah bununla tamamlayacağız. Ömer bin Ebu Seleme babasının o da Filistinli bir kıssacının şöyle dedin rivayet etmiştir. Abdurrahman bin Af'tan işittiğime göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhammed'in canı elinde olana yani Allah'a yemin olsun ki üç şeyin gerçek olduğuna yemin edebilirim. Bunlardan biri sadakadan dolayı malın azalmayacağıdır. Bu nedenle sadaka verin. Diğeri kul haksızlığa uğradığı zaman Allah rızası için bunu bağışlaması halinde kıyamet gününde Allah'ın onu daha da aziz kılacağıdır. Bir diğeri de kul kendisine dilencilik kapısını açtığı zaman Allah'ın ona bir fakirlik kapısı da açacağıdır. Bir daha okuyalım, anlamaya gayret edelim ve tamamlayalım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyor. O zaten doğru sözlü olandır. Ve buna rağmen yemin ettiğinde bu söz iki kat önemlidir bizim zihnimizde, kalbimizde. Üç şeyin gerçek olduğuna yemin edebilirim diyor Efendimiz. Bunlardan biri sadakadan dolayı mal azalmayacaktır. Yani ben sadaka veriyorum ve malım kaybolur. Kesinlikle mal azalmaz. Sadaka malı çoğaltır. Bu nedenle korkmayın. Sadakayı verin. Bir başka rivayette arşın sahibinin sana vermeyeceğinden korkma diyor. Eksiltmez o. Zaten verilenler kimden geldi? Vereceğiz bolca her konuda. Biraz önce ifade ettim gülümsemeden kişinin diğer mallarını vermesine kadar. İki, bir kul haksızlığa uğradığı zaman Allah rızası için bunu bağışlaması halinde kıyamet gününde Allah'ın onu daha da aziz kılacağıdır. Birincisinde sadakada inanın sadaka veren kimse daha ahirette ödülünü yani 700 katıyla almadan önce dünyada da bereketini buluyor bununla ilgili yani haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan, kötülüğe uğrayan kimse eğer bunu affederse bunun huzuru da dünyada kalbe yerleşir. Ama Rabbim kıyamet gününde onu aziz kılacak. Hani affettiğinde, görmezlikten geldiğinde, kendisine yapılanı tamam dediğinde kişi iç dünyasında bir eziklik, başkaları tarafından bir zillet damgası yiyebilir. Bunu düşünebilir ama hayır. Kıyamet gününde Allah onu aziz kılacak, yüceltecektir. Affedersek affedileceğiz. Üçüncüsü kul kendisine dilencilik kapısını açtığı zaman. Elini başkalarına doğru götürdüğünde Allah'tan başkalarına Allah ona bir fakirlik kapısı da açar ki kapanmaz. Yani ihtiyaçlar listesi uzadıkça uzar. Gözü doymaz, gönlü doymaz, midesi doymaz. Ha ister, ha ister ve böylece toprak doyurur ancak gözünü. Ya Rabbi bizi sadece kendine, sana muhtaç olan ve senden isteyen kullarından eyle. Yaşadığı sıkıntıları, kötülükleri affeden, bağışlayan, böylece affa uğrayan kullarından eyle. Ve senin adına, seni sevdiğin şekilde, senin dinini doğrulayacak durumda bolca veren senin için veren kullarından eyle. Allahümme amin. Allahümme salli ala Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil alemin.